Merhaba arkadaşlar. Yepyeni video yep, 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 yep. arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar Dynet'te ya İngilizce bir programda nasıl puan kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada böyle videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan video like atıp abone olmazsanız Çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar Dynet diye bir uygulama var. İngilizce bir uygulama. Bunda genellikle hiç kimse kupa şey kupa diyorum ya. Bronze gitti aklım. E puan kasamıyor arkadaşlar. Ben şu anda e, dur ilk önce bir şifremi yazayım arkadaşlar. E, ben kasmayı biliyorum. Size de anlatacağım bu videoda nasıl kasılıyor filan. Bu şimdi beni Google'a getirecek aynen. Google hiçbir şey yok arkadaşlar. Bana bir şey gelmiyor. Sürdür. First şey geldim arkadaşlar ben. Tamam. Şimdi anlatacağım arkadaşlar. Bu dediklerimi kesin yapın. Bakın gördüğünüz gibi 5 puanım. Arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz. City score artı 5 puanım. Ben 5 puan. Ee arkadaşlar ben bu 5 puanı dün oldum. Eksi 4'tüm. Sonra eksi 2 oldum. Sonra 0 oldum. Sonra 2 oldum. Sonra da artı 5 oldum. Böyle böyle arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyorum. Şimdi anlatacağım size de. Bu arada Unit 2'deyim. Yani Ünite 2'deyim ben. Ünite 1'de olan olanlar için Ünite 1'den göstereceğim arkadaşlar. Mesela ne yapıyorsunuz? Letters Letters and numbers. Mesela A ve Z yani. A, Z. Buna girelim. Şu aşağıdaki şeyler çok önemli arkadaşlar. Aşağıdaki tuşlar. Burada işte nasıl okunduğunu yapıyor yaparsa siz nasıl mesela şunu okuması bilmiyorsunuz buna basınca kadın işte bilmem ne birisi okuyor bizim işimiz şu en yukarıdakiler şimdilik böyle sorunca arkadaşlar bakın bir diyor bunu şu aşağıdaki tuşlardan durdurup bakın şu göstereceğim buna da bakın şu birazcık daha küçülse miydim şunu ya şu tekrar tuşu. Bu buna basınca arkadaşlar tekrar söylüyor ve daha basit. Bu dur arkadaş. Bu ise Şu ise bu durdurup devam ettiriyor. Mesela süreyi durduruyor. Düşünmenizi falan sağlıyor şu tuş. Sonra arkadaşlar bu tuş mesela bir diyor. Şunu bir doğru yapalım. Mesela buna bir daha bakmak istiyorsunuz yani şuradan durun, çıkayım bir. Tekrar gireceğim. Size daha iyi göstermek için arkadaşlar. Bakın D diyor mesela siz gitmiyorsunuz B ya da C yaptınız Ve yanlış yaptınız? So B yaptınız. Mesela D gösteriyor tekrar şuradan bakın şuradan durduralım. Şuradan bakın şu bu tekrar düğmesinin tekrar düğmesinin yanındaki düğmeden şu iki tane ok işareti var şurada. Tekrar oraya gelebilip yani gele, ya gelebilip ya tekrar yapabilirsiniz. Evet, tekrar etmiş olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra arkadaşlar şu, şuradan zaten dedim tekrar tuşuyor. A diyor apple. So arkadaşlar şuradan sesinizi kaydetiyorsunuz. Bakın. Şuradan bir durduralım. Evet şimdi durdurdum. Şurada arkadaşlar şu mikrofon simgesi. En altta bakın görüyorsunuz mikrofon simgesi. Ona basınca arkadaşlar sesinizi kaydediyorsunuz. Mesela bu ne demiş? G. G. Ondan sonra arkadaşlar burada sessizliğinizi kaydedince bakın sessizliğinizi kaydedirken kırmızı bir şey oluyor. Şimdi göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Onu basıp kırmızı olunca işte ne diyeceğinizi mesela C diyor. Oraya C diyeceksiniz ve tekrar kapatacaksınız. Siyah olacak burası. Sonra sessizliğinizi tekrar dinlemek için işte arkadaşlar bu kulaklık simgesine basacaksınız. <laughs> bakın. G Evet. Ne de olmadı bilmiyorum. Ee, bakın arkadaşlar buna basıyorsunuz. Kırmızı oluyor. G Ne de olmadı ya? Az önce oluyordu. Ona basınca arkadaşlar tekrardan böyle kendi sesinizi dinliyorsunuz ve buna basın. öğrenmenin en önemli kurallarından biri arkadaşlar. Sayım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Kısa bir işim vardı. K diyor. Mesela burada arkadaşlar K. K olması lazım. Ee, ben bir yanlış yapacağım ilk önce. Dur ses açayım. Az bir şey şöyle. Tabii mikrofonu çekiyorum arkadaşlar. E J yaptım yanlış çıkıyor. No diyor yani yanlış. Bir deneme hakkımız daha var. Onu da yanlış yaparsak artık doğruyu söylüyor yani. Zaten son bir şık kalıyor. Ondan sonra arkadaşlar şu, şu tuşları bilmiyorum. Açık sana şu A ve şuradaki tuşları bilmiyorum. Onlara hiçbir şey yapmadım. Şuradan da geri dönüyorsunuz. Oraya basıp da şurası ok işareti. Tek ok işareti. En solda altta ok işareti var. Oraya basınca geri dönüyorsunuz. Mesela şimdi basacağım. Bastım geri döneceğim. Evet. Artı 5 puanı var görüyorsunuz. Ve <laughs> burada ee, size mesela arkadaşlar puanınız da eksi 4 mü? Ya da eksi 2 falan mı? Puan mı kazanıyorsunuz? Buraya bakın. Size neden Puan kasamadığınızı söylüyor. Mesela beni bana yazmış. Sesinizi yeterince kaydetmediğiniz anlaşılıyor. Sesinizi kaydetmek dil öğrenmenin önemli bir ögesidir. Bakın size az önce, az önce söyledim buraya. Bakın şurası. Sesinizi kaydetmek dil öğrenmenin önemli bir ögesidir. Her çalışmanızda birçok cümleyi söyleyerek kaydetmelisiniz. Sesinizi kaydettikten sonra kendinizi dinleyip dinleyip ana dilini konuşan kişiyle kıyaslamasınız. Bunu az önce söyledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. İşte kıyaslamasınız. Çalışma sıklığınız iyi. Lütfen olabildiğince sık çalışmaya devam edin arkadaşlar. Mesela şöyle yapmayın. Sakın ha sakın ha. Asla şöyle yapmayın. Yoksa yaparsanız puanınız gitgide düşer. Artı 10 artı 3'e düşer. Artı 5 ise artı eksiye düşer. Artı ondan bile eksiye düşebilir. Mesela bir gün gireyim bir gün girmeyeyim. Yani bir gün Gideyim diğer günkü diğer gün mola verin. Sakın öyle ve sakın böyle bir şey yapmayın. Ben bir kere yaptım ve puanım gitmişti. Bir daha yapmamaya gayret ediyorum. Ben her gün arkadaşlar günde en az bir saat girin. İşte derseniz olur. Derseniz mola ver verirsiniz filan. O molalarda en az bir saat girin arkadaşlar. Ya yani haftada iki veya üç saat veya dört bakın haftada en az üç dört defa çalışmalısınız. Yani 3-4 defa dedi. 3-4 saat çalışmalısınız. Ondan sonra burada anlamı araştırmalarında başarılısınız. Anlama. Anlama araştırmalı İngilizce düşünmenize yardımcı olarak olacaktır. Lütfen haftada en az bakın. Haftada en az 2 saat. Ben az önce dedim. En az 2-3 saat çalışın dedim ve 2 saat diyor burada da. Arkadaşlar 2 saat olur. 5 saat olur. 10 saat olur. <laughs> yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dayanetin böyle şeyin açık bırakabilirsiniz ekranını siz gidip böyle yemek yersiniz filan o açık kalır ve o saatte size işler yani bu böyle nasıl diyeyim güzel bir şey ben de yapıyorum ona sonra arkadaşlar daha fazla alıştırmaya yapmazsın yapmazsanız ilerlemeniz çok yavaş olacaktır diyor ben böyle bir şey yapmıyorum çalışma notunda en altta bakın çalışma notu 5 yani artı 5. Bitti diyoruz. Soru işte arkadaşlar burada da söylüyor dediğim gibi. Sizde de söyleyecek eminim. Burada ben unit 2'dayım. Yani unit 2. Listening %8. Daha bugün başladım arkadaşlar. %8 listening yapmıştım. Dialogu %7. Vocabulary. Nasıl okunuyordu ya? Vocabulary. %22 grammar, %7 letters and yani numbers %19. Ben bunları giremiyorum artık çünkü arkadaşlar bayağı bir çalıştım şimdi şey bu kadar çalışma Yeterli. Lütfen başka bir ders çalışın. Bu dersi başka bir gün tekrar çalışmalısınız diyor. Son sürdürdüğünce tekrar yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Şimdi zaten dakika uzuyor, video uzuyor. Geri gelelim. İlk önce arkadaşlar Tabi e, burada placement testi yapıyorsunuz. Ben bunu e, kuruluşunu da göstereceğim öbür videoda. Diğer videoda yani. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Öbür videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.